Pek çok kez söylemişizdir. Ah, çok safmışım. Bazen dün için dayı diyoruz, değil mi? Hatta kendimize isyanlar, nasıl yapmışımlar, moral bozmalar. Hoş geldiniz. Bugün kendimizi haklı çıkaracağız. Çünkü öyleyiz. Son dönemde kendime yönelik yaptığım eleştirilerde gitgide daha yüksek bir perdeden konuşmaya başladığımı geçtiğimiz haftalarda fark ettim. Hayallerimin büyük olması beni mutlu ediyordu. Büyük hayaller kurabilmek dahi mutluluk vericiydi. Ve bana kendime dair bir şeyler anlatıyordu. Lakin bu kurduğum hayallere giden yolda henüz yeterince ilerleyememiş olmam gerçeği geç kalmış ikisi. Bu gerçeği her fark ettiğim gece birkaç saat gecikiyor uykum. Kalkıyorum, dolanıyorum, su içiyorum, telefona dönüyorum ama ne yaparsam yapayım uyumuyorum, uyuyamıyorum. Olmuyor. Bu esnada da kafamda bir mahkeme kurulmuş. Sanık, ben, hakim, egom, mağdur, geleceğim. Böylesi bir ortam beni cezalandırmayı konuşurken nasıl uyuyayım ki? Yapamıyordum. Zaten ancak sızabilirsem ne mutlu bana. Bir süredir hayaller artarken adımlar azaldı. Haliyle yoksa olmayacak mı kaygısı da geldi. Hoş geldin umutsuzluk bebek. Anlayacağınız bir süre debelendim durduğum yerde. Epeyce kalın bir mont giymiş, olması gerekenden 3 numara büyük bot ayağında eldivenli bir çocuk karda kayıp düşmüş gibi. Kalkamıyorum tekrar ayağa. Ardından gelen çarşamba günü son iki ders. Matematik. Konu fonksiyon. Oldum olası beceremedim şu fonksiyonu. Her anlatışta farklı bir aleme gidiyorum. Yine başladı Barış hocam anlatmaya. Ben de mahkeme duvarına vardım tekrardan. Yine yargılama başlamıştı ki kapı açıldı. İlk kez. Daha önce hiç olmamıştı böyle bir şey. Ama bu sefer kapı açıldı. Gelen kim diye baktığımda onu gördüm. Gerçek. İlkokuldan bu yana hem öğretmenlerim hem de farklı etkenler tarafından başarısızlığın bahanesi olmaz diyerek yetiştirilmiştim. Şimdiye kadar geldiğim noktada bu bana çok yardımcı oldu. Ama içinde bulunduğum bunalımda görüyorum ki bir yandan içimde bir şeyler eriyip bitiyor ve ben artık iyi hissetmiyorum. Evet, bazı bahaneler vardır ve o bahaneler çok gereksizdir. Kendimizi kandırırız. Ama bazıları da vardır ki gerçekten o andan itibaren oturup planı tekrar gözden geçirmek, doğru mu yapıyorum, daha mı az yapmalıyım, daha mı çok yapmalıyım diye sormak gerekir. İşte ben o anlardan birindeyim. Ve içinde bulunduğum gerçek ilk kez yanıma geldi. Çünkü ben o güne kadar hep ondan kaçmıştım. Alışmışım ne zorluk olursa olsun. Ben bir şeyi olması gerektiği gibi yapmalıyım, içinde bulunduğum koşullara göre değil demeye. Ama artık cidden yeter. Büyük hayaller kuruyoruz. Her zaman dahasını yapmayı istiyoruz. Her zaman elimizden geldiğince çaba alıyoruz. Ama bazen olmuyor. Ve bu hayatın bir gerçeği. Hep beraber kabullenelim. Bazen olmaz. Gerçekten bazen ne yaparsak yapalım olmaz. Esasında bu gerçekle daha erken yaşlarda tanışmak isterdim. Bana kalırsa ayağım yere daha sağlam basardı. Ama ben ilk kez 18 yaşında bir şeyin olamayacağını görmek ve bunu yaşamak zorunda kaldım. O sırada Barış Hoca fonksiyonu anlatmaya devam ediyordu. Ben anladım ki hayatta bazı şeyler olmaz. Bazı şeyleri istesek de alamayız. Onu alamadık diye hayata mı küseceğiz? Hayır. Önemli olan yeniden başlamayı bilmek. Yeniden başlayacağız. Ve belki bir kez daha yenileceğiz. Hatta belki bir kez daha. Hatta ve hatta inanır mısınız bilmiyorum ama belki onlarca kez daha. Ama olsun. Mücadeleden vazgeçmedikçe gün geçtikçe yenileceğiz. Ama belki daha iyi yenileceğiz. Bundan dolayı o dersten beri çok daha iyi biliyorum ki bir mücadeleden yenik de ayrılsam bir sonraki için güç topluyorum. Daha çok şey öğreniyorum. Etkenleri göz önünde bulunduruyor ve mevcut şartlara göre hayallerimi kuruyor, planımı yapıyor. Ama vazgeçmiyorum. Velhasıl kelam kıymetli dinleyiciler, hayat bazen bize ya sen biraz dinlensene diyecek veya olmadı diyecek. Kabullenmemiz gerekecek. Nasıl uyumak istiyoruz bilmiyorum. Büyük ihtimalle ona o an karar vereceğiz. Ama kendimizi yıpratmayacağız. Ha, mücadeleden kaçmayacağız. Mücadele etmeyi de bileceğiz. Ama olmadığı yerde etkenleri göz önünde bulundurup kendimizi yargılamamayı, elimizden gelenin en iyisini yapmayı devam etmeyi bileceğiz. Hele bir de sahiden en iyisi olduğuna inanıyorsak, ne olursa olsun her şeyi göz önünde bulundurarak tekrar hayal kurmayı unutmayacağız. Hayatta her şeyi başaracağız diye kendimizi zorlamaya, kendimizi darlamaya ve kendimizi zor durumda bırakmaya cidden yeter.